Günaydın arkadaşlar. Öteleme konusundan sonra bizim yansıma, bu ikisi ayrılmaz bir bütündür. Yansımayı anlatmak istiyorum. Yansıma da önemli olarak biz koordinat sisteminin x, y eksenleri ve orijin dediğimiz 3 elemanı üzerinde yansıma kurulacak. Birincisi y eksenine göre yansıma. Bakın y ekseni benim bu. Y eksenine göre yansıma, yansıma demek. Bulunduğu bu benim buna simetri. Burada biz buna ne diyoruz? Simetri ekseni. Simetri ekseni olur bu, simetri ekseni. Simetri ekseninde bulunduğu noktada ben simetri ekseni ne kadar gitmişse aynı birimde o tarafa gidiyorum. Ya da bu noktaya diyorum. Bakın buradan buraya kadar geliyorsam buradan buraya kadar gitmiş olacağım. Bu noktadan bu kadar gitmişsem yine buradan bu kadar gitmiş olacağım. Böylelikle bu üç noktayı ne yapmış oluyorum ben? Birleştirmiş oluyorum. Ama tanım olarak ben y eksenine göre yansıma yapmak istiyorsam noktam benim ne? Sadece x ekseni işaretleştiriyorum. Yani bilmemiz gereken olan konu bu. Benim simetri konusunda baktığım zaman demek ki ben neyini yapmam lazım ben? Y eksenine göre simetri dediğimiz zaman x işaretini değiştiriyorum. X eksenine göre simetri dediğim zaman ise de gördüğünüz gibi ben sadece noktanın y'sini işaretleştiriyorum. Yansıma şu noktaya aldığım zaman x eksenine göre yansıma benim simetri ekseni dediğimiz yansıma şeyini alıyorum. Burada ne kadar birim? 1, 2, 3, 4. 4 birim aşağı geliyor. Bakın 4 birim. Ne kadar gelmişsem, çünkü yansımanın kuralı, öbür tarafta aynı şekilde gideceğim. 1, 2, 3, 4. Burası A noktası ise yansıma noktası A üssü olur. Böylelikle bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Diğer nokta B noktasının için alınırsam, 1, 2 kadar gelmişsem, 2 kadar da öteleyeceğim. Yansıma noktası olmuş olacak. C noktasını alırsam, C bir birimse bir birim C. Böylelikle bu üç noktayı birleştirerek yeni şeklin yansımış halini görmüş olur. Orijine göre yansımada gördüğünüz gibi sadece X ve Y koordinatları işaret değiştiriyor. Bakın orijine göre simetrik. Orijine göre simetri deyince de bakın şuraya ben alırsam X, Y koordinatına baktığım zaman ben bir şeklin, bakın elimde ne var benim şimdi? Diyelim ki 5'e 2 noktası var. A noktası. 5'e 2 noktasını alacağım. Bu 5'e 2 noktasını ben x eksenine göre x eksenine göre yansıma yapacağım. X eksenine yansıma yapacağım. Bunun için ben şimdi bunu kırmızı kalemle alayım. Ne yapacağım kuralda x eksenine göre yansıma yapacaksın? Y'sini işaretleştireceğim. Kaç birim bu uzaklık? 2 birim. 2 birim ise 2 birim buraya geleceğim. Burası A üssü noktası olmuş olacak. Burası ne olacak? 5'e eksi 2. Böylelikle demek ki A noktası 5'e 2 ise ne olacak? Yansımadan sonraki durum 5'e eksi 2 noktasını bulmuş olacak. Şimdi bunların hepsini genel olarak bir tablo olarak yapacak olursak ben bunu burada böyle yapmaktansa bir şekil üzerinde bir tablo olarak yapmak çok daha güzel. Mesela şöyle ben A noktasını bir şöyle noktam benim A x virgül y noktasını bunu x eksenine göre y eksenine göre bir de orijine göre simetriden bahsediyorum. Orada olduğu gibi ne yapacağım ben x eksenine yansımaysa benim ne olacak bu nokta x eksenine göre yansıma olacaksa x eksenine y eksenine göre yansıma ve orijine göre yansıma olacak. X eksenine göre yansımaya baktığın zaman demek ki noktanın nesi değişecek? Y işareti değişecek. Önemli olan bu. Y eksenine göre yapacaksam noktanın x'i işaret değiştirecek. Orijine göre yansımakta da noktamın her ikisinde ne yapmış olacağım ben? İşaret değiştirmiş olacağım. Önemli olan bu üç şeyi ne yapmak lazım? Akılda tutmak lazım. Şimdi burada bol bol bunlarla ilgili yansıma çeşitlerini şimdi bakacak olursak bunu x ve y eksenine göre yansımanı çizelim. Bakın eğer bunları x ve x eksenine göre
yansımasını alırsak gördüğümüz gibi, bakın şu birim kaç birim? 1, 2, 3 birim bu kadar gelmiş oldu, bu da bu kadar gelmiş oldu. Yine her bir köşeyi ne kadar gelmişsem benim simetri eksenim bu. Simetri ekseninde uzaklık kadar buraya ne yapmış oluyorum? Ben taşımış oluyorum. Yine aynı şekilde bu noktayı da ne yapmış oluyorum? Kaç birimiz? 6 birimse buradan da 6 birim yeni böylece yeni şekli ne yapmış oluyorum ben? Bulmuş oluyorum. Yandaki şekilde de bu sefer y eksenine göre yazacaksam ne yapmış oluyorum? Bunun y eksenine göre yansımasını çizilecek olursak bunun da x eksenine göre bakın aynı şekilde bunun y eksenine göre yansıması, x eksenine göre yansımasını çok rahat görmüş oluyoruz. Orijine göre, madem bunlardan bahsettik, şimdi bu şekli orijine göre yansıtacağız. Orijine göre yansıtırken bu noktaların her birinin isimlerini bulmak, yani koordinat konumlarını bilmek zorundayız. Burası 1 eksi 1, burası 3'e 1, her birini tek tek çıkarmak zorundayız. Bunları eğer çıkaracak olursak, bu şekli ne yapmış olacağım ben? Orijine göre ne yapmış olacağım? Orijine göre simetrisini bulmuş olacağım. Burada da yine bunun orijine göre simetrisini alacak olursam, bunun orijine göre simetrisini bakın göreceksiniz. Bu tarafa doğru ne yapmış olacağım? Simetrisini almış olacağım. LGS'de zaten buna benzer sorular çıkacaktır zaten konu olarak. Şimdi burada yansımanın koordinatlar üzerindeki durumlarına bakacağız. Bakın x eksenine göre yansımasına olursak ne yapıyorduk x eksenine göre? Y'si işaret değişti. Bakın Y'si işaret değişti. Gördüğünüz gibi Y'si işaret değişti. Şimdi bu x eksenine göre yansıması Y'sini işareti. Yani bu eksi 3'e kaç olacak? Eksi 3'e 4 olacak. Bu aynı şekilde 2'ye eksi 5 noktası olacak. Bu 0'a eksi 4 noktası olacak. 5'e 0. Biliyorsunuz 0 nasıl bir noktadır? 0'ın işareti yok. 0 ne eksidir ne de negatiftir. Bu nokta korunur. Yani bunu y eksenine, x eksenine göre yansıma yaparken y'sini işaretleyeceğiz. Eksi sıfır denen bir kavram yok. Ya da artı sıfır denen bir şey yok. Sıfır zaten kendi halinde sıfırdır. Yine bu nokta ne olacak? 5'in sıfır noktası olacak. Eksi 5'e 6 noktası yine y'si işaretleştirirse eksi 5'e 6 noktası ne olmuş olacak? Olmuş olacak. Ötekine baktığım zaman y eksenine göre işaretleştirirsem, y'ye göre simetri alırsam x'i işaretleştirecektir. O zaman ne yapacak? X'i işaretleştirirse eksi 4'e 4 noktası. Yine bu noktayı alırsam ben artı 2'ye 3 noktasını elde etmiş olacağım. Bu eksi 3'e eksi 5 noktası, eksi 2'ye 0 noktası. Aynı burada olduğu gibi yine 0'ın eksi artısı olmaz. Yine bu nokta 0'a eksi 3 olarak karşımıza gelecektir. Burada nedir? Eksi 5'e eksi 4 noktası y eksenine göre simetri, yani x'ini işaretleştireceğim ben. 5'e eksi 4 noktası. Orijine göre simetride de bakın orada olduğum gibi orijin deyince de her ikisinin de hem x'in hem y'sinin işaretini değiştireceğim ben. O yüzden ne yapıyorum ben? Eksi 3'e 1. Başlangıç noktam benimle eksi 5'e 6 ise bunun işaret değişmiş hali ne olacaktır? 5'e 6 noktası. Eksi 2'ye 0 orijine göre gördüğünüz gibi sadece 2 işaret değiştirecek. 0'ın eksi artısı olmayacak. 0'a 3 orijine göre 0'a eksi 3 noktası olacaktır. 4, 5 orijine göre ise eksi 4'e eksi 5. Bir de ne var? 6'ya eksi 2 noktasının orijine göre simetrisini bulmuş olacağız. Ben bunların dışında ayrı bir simetri vermek istiyorum ben. Kitapların bazı özde bir ya da buna benzer zor sorularda karşınıza çıkıyor. İpucu olarak veriyor. Öğrenci onu anlayana kadar biz önceden bu konuyu bilelim. Siz çok daha rahat. Çünkü yansımayı daha doğrusu biz y eşittir x eksenine göre de yansıma olacaktır. Y eşittir eksi x'e göre de yansıma olacaktır. Bir de noktanın noktaya göre a diyelim ki burada benim bir a virgül b noktasının şimdi buradaki bir b noktasına göre yansımasını alacağız. Bunun buraya göre yansıması var. Bunlarla ilgili iki durum. Bu benimki bu durumu ne yapma? Bunlarla ilgili yansımadan bahsetmek istiyorum konu olarak. Şimdi y eşittir x ekseni. Yani demek y eşittir x ekseni biz buna birinci açıortay doğrusu diyoruz. Önce bunu
grafik çizimlerinden zaten biliyoruz. Birinci açıortay doğrusu. Ve bunun önemli özelliği x ve y'si aynı olması. Grafik olarak baktığım zaman ben bunu nasıl çiziyorum ben? X'i ve y'si aynı olduğuna göre. Bunun eğimi nedir? Eğimi, bunun eğimi pozitif. Eğimi artı olduğuna göre iki taraftan da bu şekilde olacaktır? Y eşittir x doğrusu. Burası açı 45 derece, 45 derece. Bunu öğrenci olarak, yapısal olarak bunu bilmek zorundayım. Birinci açı olacak bu yaz. Sonra y eşittir eksi x doğrusunu çizmek istiyorum. Bunun da grafiği bu sefer eğimi, bunun eğimi, bunun eğim elle göster. Bunun eğimi de eksi olacağına göre bunu da sola doğru çiz. Burası da ne olacaktır? Y eşittir eksi x doğrusu. Eksi x doğrusu. Şimdi bunlarla, bunlar önce konu olarak bilmek zorundayım ben. Bunu bilirsem bunlarla ilgili yansımaları, çünkü bu yansımaları bilirseniz fark yaratacaktır. Bunlarla ilgili şimdi birkaç tane yansıma yapalım. Yani daha doğrusu noktayı verelim. Bir de noktanın noktaya göre yansımasından bahsediyoruz. Aslında mesela orta noktadan bahsedeyim ben. Orta nokta. Bu oradan gelmektedir. Orta nokta kavramı oradan geliyor zaten. Şimdi ben, bakın günlük hayatta burası kaç? 3. Burası ne? 5. Bunun ortası nedir? 3, 5 tane yapıyorum. 3 ile 5'i topluyorum. 2'ye bölüyorum kaç? 4. Demek ki bunun orta noktası nedir? 4. Ama biz analitik olarak baktığımız zaman A kaç? X1 virgül Y1 noktası. Burası B noktası. X2, Y2 noktasının orta noktasını bulmak istersen burası nedir? Mantık olarak. O zaman bu orta nokta, buna da ne diyelim? C. Bu orta nokta X0, Y0 diye adlandırırsam. Demek ki X0 noktası nedir? X1 ile X2'nin toplamını 2'ye bölüm. Y0 noktası ne olacaktır o zaman? Y1 ile Y2'nin toplamının 2'ye bölüm. Buradan hareket olarak biz şunu elde edeceğim ben. X2 noktasını bulmak istiyorsam X2 eşittir 2 tane X0 eksi X1. Buradan Y2 noktası, yani bunlar benim yansıma noktalarım. 2Y0 eksi Y1'den bunlar benim yansıma noktalar elde etmiş olacağım. O zaman şu, ben konu olarak A kaç? 5,3 noktasının noktasının B kaç? 4'e 2'ye göre yansıması nedir? Göre yansıması. Yansıması soru işareti. Bunu pratikte demin formülde olduğu gibi. Demek ki buradaki formül şu. Ben bu noktanın bu noktaya göre neyini bulacağım? Yansımasını bulacağım. 5'e 3 noktasının B kaç? B 4'e 2 noktasına göre burayı bulacağım. Pratik formül, ben bunun iki katından bunun iki katı, yani formül olarak 2 kere 4 2 çarpı 4 eksi bu değeri çıkaracağım 5. Bu benim x değeri. Virgül. Bunun 2 katı kaç? 2 çarpı 2. Bunu neyi çıkaracağım? Bunun eksi 3 değerini çıkarmış olacağım. Böylece yeni noktam benim kaç? 8'den 4 çıktı, 3 çıktı. 5 çıktı, 3. 3'e 1 noktası benim yansıma noktası olacak. Yani formülüze edecek olursam ben A virgül B noktasının B noktası X virgül Y'ye göre yansımasını istiyorsam ben, yansıması şu olacak. 2 tane x eksi a virgül 2 tane y eksi b'den ibarettir. Son bir tablo yapacağım, konuyu bitireceğim. Bunlarla ilgili özetlemiş olacağım. Benim noktam şu. A noktası 2'ye eksi 4.
neye göre? X eksenine göre, Y eksenine göre, orijine göre, bunları yazalım. Orijine göre, Y eşittir X'e göre, Y eşittir eksi X'e göre, bir de kaç olsun? Hangi nokta olsun? A noktası, B noktası benim. B noktası 6'ya, 5'e göre simetrisi alacak. Evet. X eksenine göre yansıma ne olacak o zaman? Y'sini işaretleştireceğim. Noktan ne olacak o zaman? A üssü 2'ye 4 olacak. Y eksenine göre olursa ne olacaktır? Özetlersem A üssü noktası ne olacak? Eksi 2'ye eksi 4 noktası olacak. Orijine göre simetrisi olursa işaret değiştireceğim. Yine A üssü noktası eksi 2'ye 4. Y eşittir X olduğu zaman bu X'i yer değiştirecek. Y eşittir X eksenine göre yansıma yapacağım zaman ben ikisini yer değiştireceğim. Yani ne olacak? Eksi 4'e 2 noktasını elde etmiş olacak. Y eşittir eksi X olduğu zaman da hem işaret hem yer değiştirecek. Yani 4'e eksi 2 noktası. Bu kısım ise bunun 2 katı 2 çarpı 6 eksi 2 virgül. Bunun 2 katı 2 çarpı 5 eksi artı 4 gelecek karşıma. Buradan ne gelecek? 2 kere 6 12 10 eksi virgül 14. Tabi dediğim gibi bakın şu son 3 kısım bizim müfredata içinde olmayan kısım. Ama hani ya biz çünkü LGS öyle bir şey ki bunu konu olarak bununla ilgileniyoruz ama adam ipucu olarak bunu veriyor. Öğrenci de bununla ilgili soru soruyor. Zaten bunu herkes yapıyor. Ama mühim olan bu tip sorulara takıldığınız zaman o yüzden bunları bilirsek ekstra olarak daha rahat ne olacak konuyu ya da onunla ilgili çıkacak soruyu çözebilme durumuna gelmiş oluruz. Bunu benim demek istediklerim şimdilik bu kadar.